Daha önce de sizlere bahsetmiş olduğum gibi bu toplantılardan yani Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi toplantılarından birini Bolu'da yapmayı arzu ettiğimizi söylemiştim. Daha önce İstanbul'da bir toplantısı gerçekleşen Akdeniz İçin İşbirliği Asamblesi'nin İstanbul ve Ankara dışında toplanabilmesi için ciddi bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Aler Coşkun, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in özel izniyle toplantıya Abant'ta ev sahipliği yapılacağını belirtti. 5 ila 6 Kasım tarihinde yapılacak olan toplantıya 26 Avrupa Birliği üyesi ülke ve 16 Akdeniz'e kıyısı olan ülke katılacak. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi, siyasi diyalog ve ekonomiden sosyal ve kültürel alanlara uzanan geniş bir yelpazede işbirliği öngören, özellikle projeler yoluyla da Akdeniz'de işbirliğinin artırılmasını amaçlayan bir asamble. Akdeniz İçin Birlik Asamblesi sosyal diyalog için önemli bir araç işlevinde aynı zamanda görmekte. Bugüne kadar yapılan toplantılarda Arap Baharı'nın bölge ülkelerine etkisi, göç alan ve göç veren Akdeniz ülkelerinin ekonomik ve sosyal sorunları ayrı ayrı görüşülerek masaya yatırılmış ve üye ülke temsilcileri çözüm önerilerini sunmuşlardır. Ülkemizde daha önce İstanbul'da ve Antalya'da iki toplantısı gerçekleşen Akdeniz İçin Birlik İşbirliği Asamblesi'nin İstanbul veya Ankara dışında toplanabilmesi için ciddi bir çalışma yürüttük ve nihayet Meclis Başkanımız Sayın Cemil Çiçek'in özel izniyle ki Sayın Cemil Çiçek bugüne kadar Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirler dışında herhangi bir toplantıya izin vermedi. Bolu için özel kendi şahsi vermiş olduğu bir izinle 5-6 Kasım tarihlerinde Abant'ta bu toplantıya ev sahipliği yapacağız. Ercoşkun Birliği'nin daha önceki bir toplantısında geçen bir bahistense şöyle söz etti. O toplantıya katılacak olan Faslı bir milletvekili vize alamadığı için toplantıya gelemedi. Ben de şunu söyledim. Yani hem biz bu işbirliğini artırmaya çalışacağız, hem kuzeyle yani Avrupa ile güney işte Arap ülkeleri genelde Orta Doğu'yu bir araya getirmeye çalışacağız. Hem de siz kalkacaksınız, bir milletvekiline vize vermeyeceksiniz, toplantıya gelemeyecek. Gelemeyen ülke neresi? Fas. Peki Fas son 100 yılda kimin egemenliği altındaydı veya sömürüsü altındaydı? Fransa'nın. Yani Fransa, Fas'ı yaklaşık son 100 yılda diyelim, tamamen kontrol eden bir yapıdaydı. Ve halen Fas'a gittiğiniz zaman Arapçayı ve aynı zamanda Fransızcayı görürsünüz her yerde. Fakat Fas'ın nüfusunun %50'si okuma yazma bilmiyor. Yani hem Avrupa medeniyeti diyoruz, 100 sene kontrol altına alıyorsunuz ve 100 yıl boyunca geldiğimiz noktada Fas'ın %50'si okuma yazma bilmiyor. Bu örneği verdim. Ve ondan sonra da işte göçü vesaire şunu bunu konuşacağız. Bir kere bunu kaldırmamız lazım.